Bilimde övgü dünyayı ikna edene gider. Fikri ilk bulana değil. Bu sözün çiçek aşısı ile ilgili tarafı doğrusu Türkleri yakından ilgilendiriyor. Osmanlı topraklarında çiçek hastalığına karşı asırlar boyunca uygulanan varilasyon, yani bir tür aşılama yöntemi, 1721 yılında İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi'nin eşi tarafından gözlemleniyor. Lady Mary Montagu, ülkesine yazdığı bir mektupta İstanbul'da çiçek hastalığına karşı aşı denilen bir şey yapıldığını hayretle anlatıyor. Bu mektup, Osmanlı'da aşı yapımına ilişkin ulaşılmış en eski belge. İnsanlık tarihinin en korkunç salgınlarına isim olmuş çiçek hastalığı, 18. yüzyıldan başlayarak kitlesel ölümlerin birinci sebepleri arasında yer aldı. İrinli kabarcıklar dökerek özellikle yüzde iz bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık olan çiçek, enfekte kişilerin 1/10'unu ölüme götürüyor, geri kalanında ağır sağlık sorunları ve ciltte onarılamayacak hasar meydana getiriyordu. 18. yüzyılda Kuzey Amerika'yı sömürgeleştiren kolonistler bu çaresiz hastalığı Kızılderililere karşı biyolojik silah olarak kullanmıştı. Hastalığın kurbanlarına ait battaniyeler Kızılderili kabilelerine verilmiş ve hastalık nüfusu azaltılmak istenen bu topluluklara bilinçli olarak bulaştırılmıştı. Batı toplumlarında benekli canavar olarak da bilinen çiçek aslında doğuda ilkel aşı yöntemleriyle kısmen tedavi edilebiliyordu. En azından büyük ölçüde hastaların ölmesi engelleniyordu. Aşıcı genelde çiçek hastalığı geçiren birinin olgun püstülünden alınmış, taze bir maddeyle ıslatılmış bir neşter kullanırdı. Bu madde daha sonra bağışıklığı olmayan kişinin kollarına veya bacağına deri altından verilirdi. Bazı kaynaklara göre bu yöntem 1670 yılında Çerkes tüccarlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na tanıtıldı. Kullanımı yaygınlaşan yöntem İngiliz Büyükelçisi'nin eşi tarafından görülüp kendi çocukları üzerinde uygulanınca Batı, çiçekle savaşında ilk defa mevzi kazanmış oldu. Hatta bu yöntemle Batı'da çiçek hastalığından kurtulan çok sayıda çocuk arasında belki de en ünlüsü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'tı. Günümüzde uygulanan modern aşı ise idealist bir İngiliz köy doktoru Edward Jenner'ın 20 yıllık gözlem ve emeğinin sonucu. Jenner, ineklerin memelerinde oluşan kabartılarla kendini gösterip kısa sürede geçen inek çiçeği hastalığının insan vücudunda belirli bir direnç sağladığını gözlemlemişti. Bu fikirden hareketle inek çiçeği hastalığına yakalanan bir kadının derisinden alınan irini bir çocuğa enjekte etti. Jenner, 1796 yılında inek çiçeği virüsünden elde ettiği aşıyla birlikte sağlıklı bir insanı hafif şekilde hasta ederek çiçek virüsüne karşı bağışıklık kazanmasını sağladı. Modern tıp literatürüne göre tarihteki ilk aşı çiçek aşısıdır. Hatta Batı dillerinde aşı anlamındaki vaksin, vacca kelimesinden gelir. Vacca'nın Latince'deki anlamı ise inektir. Günümüzde aşı sayesinde çiçek hastalığının kökü tamamen kazınmış durumda. Uygulanan teknik de birçok hastalığa çare olacak aşıların üretimini sağladı. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl boyunca sürdürülen aşı araştırmaları ve kampanyaları sayesinde durmak bilmez çiçek hastalığı 1979'un Aralık ayında tamamen yok edildi. Öyle başarılı bir aşılama kampanyası yürütüldü ki insanlık tarihinde %100 oranla silinen tek hastalık çiçek hastalığı oldu. Bir diğer deyişle adeta virüsün soyunu yok ettik, aktive olabileceği alan bırakmadık. Dünya Sağlık Örgütü çiçek aşısını zorunlu aşı listesinden çıkarttı. Bu yüzden 1980 sonrasında doğan hiç kimsenin çiçeğe neden olan variola virüsüne karşı bağışıklığı bulunmuyor. İşte bu nedenle çiçek virüsü nükleer savaştan daha tehlikeli, dünyanın en güçlü potansiyel biyolojik silahı olarak tanımlanıyor.